Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola. Kadına dair hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna basıp bize destek olabilirsiniz. Zil işaretini tıklarsanız bir sonraki videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere Amerikan servisi yani supla yapımını göstermeye çalışacağız. Şöyle ben ön hazırlığımı yaptım. Şöyle gösteriyorum. Ölçülerini vereceğim. Şöyle kağıt üstünde ekran kaydı da alabilirsiniz. Kolaylık olsun diye buraya da çizdim. En olarak 35 santim. Boy olarak 45 santim. 34 de yapabilirsiniz. 34'e 45 de oluyor. 35-45 kalış. Yalnız bunlar bitmiş ölçüleri. Bunlara katlama yaptığınız şekil. Ben şöyle hazırlamasını 4 santim. 4 santimden katlama yaptım. O yüzden ene de 4 artı 4 8 santim pay verdim. 4 santim bu tarafına, 4 santim bu tarafına, yani toplamda ene ve boya 8 santim pay vermiş olduk. Ölçülerimiz bundan ibaret. Şimdi nasıl köşe yapılır? Farklı bir köşe tekniği göstereceğim burada. Onu göstermeye çalışacağım. Şöyle ölçülerimi de yaptığım suplamı da kenara bırakıyorum. Yani kumaşınızın gelişi gibi de yapabilirsiniz. Artı bir, eksi bir santim fark etmez. Yapabilirsiniz, sorun değil. Şöyle bir üçgen şeklini alıyoruz. Bizim köşemiz burada zaten, yapmamız gereken köşemiz, başka da bir şey yok. Şu köşemizi şöylece güzel bir şekilde yaptık. Yaptıktan sonra kaç santim katlayacaksak onun iki katını alacağız. Ben 4 santim bir katlama yaptığım için şuradan sıfırlıyorum. Şöyle cetvelimin şu tarafını tutacağım yalnız, ölçüm. 4 santim yaptığım için 2 katı 8 santim. Şuradan gösteriyorum. Bir işaretleme yaptım. Sonra şu çizgiyi baz alaraktan şurada görmenizi istiyorum. Şöyle yakına getiriyorum. Cetvelimi şuradaki kumaş katıyla düz bir şekilde tutarsam köşemi, üçgenimi oluşturmuş oluyorum. Kaldırıyorum. Yani benim ikizkenar bir üçgen elde ettim. Şurayla şuranın mesafesi eşit. Şöyle ölçüyorum. 5,5. Evet, şöyle ölçtüm, 5,5. Yani ikizkenar bir üçgen elde ediyorum. Sonra burayı makinede dikiyorum. Ben bütün diğer kenarlarımı da çizdim. Şimdi overlock makineniz varsa overlock makinesinde gidin. Zikzak ayarını yapın. Temizleyin yani. Bir kere katlayacağımız için, püskürmemesi için. Şöyle biraz daha küçültüyorum. Daha iyi olması için. Bütün kenarını zikzak ayarımla ovalığını gidiyorum. Ovaloklarını gittim. Şöyle yapmamız gereken burada
Üçgenimizi çok güzel bir şekilde oluşturuyoruz. Yine aynı şekilde şurasını düz tuttuk mu zaten şu iki kumaşı çok güzel bir şekilde gelir. Ben iğnelemedim. Siz iğneleyebilirsiniz. Şöyle iğne takabilirsiniz. Ayarınız bozulmasın diye. Şöyle yerleştiriyorum makinama. Önce dikiş ayarımı ayarladım. Tam çizginin üzerinden pekiştirmemi yaptım. Şöyle tam çizginin üzerinden dikiyorum. Pekiştirmemi yaptım. İplerimi kesiyorum. Şöyle yarım santim. Yarım santim bıraktım. Çeltik attım köşeye doğru. Ayırdım. Kalan parçalarımı şu şekilde. Döndürüyorum. Köşemi tam net bir şekilde çıkarıyorum. Şunu ütüde zaten düzelteceğiz. Ütüyle yapacağız. Şu şekil. Çok da güzel bir köşe oluyor. Hiç sorunsuz bir köşeniz olacaktır mutlaka. Dört bir köşeyi bu şekilde yapacağım. Sonra ütüleyeceğim. Şuralardan bir spor dikişi gideceğim. Bitirmiş olacağım. Diğer köşeleri de yapıyorum ben. Şöyle bütün köşelerimi ütüledim. Şöyle buraları da arkaya ayırdım. Ütü basınca rahat güzel bir şekilde zaten kalıyor. İsterseniz buradan dikin. Rahat dikemiyorsanız buradan dikin. İsterseniz şuradan el yardımıyla piko yapar gibi dikin. Ben öyle diktim diğerlerini de. Ama siz arkadan da dikebilirsiniz. Buradan gözükmüyor. Ben görmeniz için arkadan dikeyim bu parçamı. Diğerlerini önden diktim. Tam şöyle sıfırı. Şöyle el yardımıyla zaten şöyle hafif hafif ilerletirseniz hiç bakmadan düz bir dikiş elde etmiş olacaksınız. Köşe dönerken şuradaki iğneyi de şöyle içeride bırakırsanız dikişiniz hiçbir yere kaymadan güzel bir şekilde devam edeceksiniz. Bunu komple böyle dikiyorum ve bitirmiş olacağım. Son halini de göstereceğim. Arkadaşlar bitirdim. Ben şöyle büyük bir servis tabağı da koyduğum halde gayet de kenarlardan rahat bir şekilde kalıyor. Çok da güzel ve çok da kolay oldu. Küçük bir tekniği var. Köşe tekniği. Onu yaptıktan sonra her şey rahatlıkla olabilir, yapabilirsiniz. Şimdiden yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.